Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri, sizler için bugün durağımız İzmir ve 2018 Mermer Fuarı'nı ziyaret ediyoruz. Fuar katılımcılarımızdan TUMAŞ'a konuk olduk ve yanımızda Serdar Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla ve sektörün gidişatıyla alakalı neler aktaracak. Merhabalar Serdar Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar bu arada. Teşekkür ediyorum. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Serdar Sungur, TUMAŞ Mermer'in genel müdürü. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Denizli Madenciler Mermerciler Dernek Başkanlığı görevini yapmaktayım. Denizli'de ikamet etmekteyim. Başka ne diyebilirim diye düşündüm. Şöyle var mı? Aynı zamanda Ege İhracatçılar Birliği'nde de yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım. Maşallah. Denizli firmasıyız. Hı hı. Ülkemizi seviyoruz. Denizli'mizi bir ayrı seviyoruz. Denizli'mizi temsilen de buradayız. Türkiye'nin dört bir yanında da ocaklarımız var. Evet, TUMAŞ'ı tanıyalım o zaman, biraz sizlerden dinleyelim neler yapıyoruz. TUMAŞ 1985 yılında kurulmuş bir firma. Türkiye'nin uzun ömürlü mermer firmalarından bir tanesi. Konusunda uzman proje firması. Katma değeri yüksek ürünler üreten bir firma. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan uygulamalı ihracat dediğimiz, yani montaj yerinde montajla projeler tamamlayan bir firmayız. Kısaca hani bu şekilde özetleyebilirim diye. Neler üretiyoruz peki? Biraz mermerlerden bahsedelim. Vallahi bizim ürün yelpazemiz son derece geniş. Çünkü projelerde taşı seçme şansınız yok. Veya kendi taşlarınızla proje yapma şansınız yok. Dünya ölçeğinde designer firmalarıyla çalışıyorsunuz. Ve dünya ölçeğinde rakipleriniz var. Her tür taşı sizden isteyebiliyorlar. Dünyanın her taşını müşteriye sunmak zorundasınız. Kendi ocaklarımız var. Onları zaten çalışıyoruz. Ama bunun yanında da dünyanın sunmuş olduğu, bizim için nakliyeleri kolay, hızlı fabrikaya getirebileceğimiz tüm ürünleri getirerek projelerde müşterilerimize çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz hizmet anlayışınızdan bahseder misiniz? Bizim hizmet anlayışımız müşteri odaklı çalışıyoruz. Bizim işimiz insan ve çözüm ortaklığı. Biz müşterilerimizin çözüm ortağıyız. Yani amacımız sadece bir ürünü üretmek değil. Ona sevgimizi katmak, müşteriye bunu yansıtmak ve sürekliliği olan işler alabilmek. O müşteriyle sürekli çalışabilmek. O ortamı yaratabilmek için uğraşıyoruz. Kadromuz tamamen bunun üzerine kurulu. Dediğim gibi müşteri odaklı, insan odaklı bir çalışma sistemimiz var. Ürün zaten bu sevginin, müşterilere yansıtılan o duygunun neticesinde zaten ürünlerimizin kalitesi zaten konuşulacak. Bugün geldiğimiz teknoloji zaten ürün kalitesini konuşmayı gerektirecek bir durumumuz yok. Biz hizmet kalitesini üst düzeye çıkartmak için uğraşıyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedersek neler ileteceksiniz? Sektördeki farkımız, şimdi Türkiye'nin mermer sektöründe şu anda %60 oranında yapılan ham madde satışı dediğimiz blok satışı Çin'e ve Hindistan'a gerçekleşiyor. Biz onların dışında hem istihdamı arttırıcı hem de katma değeri yüksek ürünler üreterek dünyaya başka bir gözle bakıyoruz. Yani mimari gözle bakıyoruz. Mimarimizi Türk dizaynerlarıyla birlikte bütün dünyaya gösteriyoruz. Önümüzdeki yüzyıllarda belki bizim yaptığımız bu eserler diyeceğim ben bunlara. Bu eserleri onlarla birlikte dünyada yaparak dünyaya Türkiye'nin, bizim coğrafyamızın ismini kazıyoruz. Bu bizim için önemli. Hani bizim farkımız herhalde bu bakış açımızdaki farklılıktır diye tahmin ediyorum. Yüksek katma değerli ürünlerle coğrafyamızın, bulunduğumuz bölgenin, Türkiye'nin ismini dünyada ön sıralara çıkartmak için uğraşıyoruz. Yeni projeler var mı peki? Projeler hiç bitmiyor. Yani gözümüzdeki ışık da bitmiyor. Enerjimiz bitmiyor her şeyden önce. Bu enerji bizde olduğu sürece daha yapacak çok işimiz var. Ben sektörde 20. sene. Ama daha diyorum ya, yaptığım 20 senede yapabildiğimiz, arkadaşlarla yapabildiğimiz daha bu işin %30'u, %40'ı. Daha yapacak, yol alacak çok mesafemiz var. Onun için yürümeye devam edeceğiz. Heyecanımızla birlikte kendimizi daha
sektörümüzde ön pozisyonlara, ileri pozisyonlara götüreceğiz. Evet, fuarda da yine yerimizi aldık. Nasıl tabii gidiyor ki bu arada? Fuarın bugün üçüncü günü. Genelde ilk gün ve ikinci günler biraz böyle kasvetli geçer. İşte ikinci, üçüncü gün daha yoğun olacağı söylenir. Ama bu sene birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün geçen senelere göre daha az bir katılımcı, ziyaretçi anlamında var gibi görünüyor ama içeriği dolu bir katılımcı var, ziyaretçi var. O anlamda mutluyuz. Yani bizim standımız hiç boş kalmadı. Hep gelenler oldu, konuştuk, çay içtik, dertleştik, onların projeleriyle ilgili konuştuk. Tabii her şey fuarda satış değildir. Tanışmak veya fikirlerinizi empoze etmek, anlatabilmek önemlidir. Biz onu burada iyi yaptık. Zaten fabrikamızda da güçlü bir mimari grup var. Onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yani bir müşterimizin mimari projesini bize göndermesi yeterli. Biz onun AutoCAD programlarını bilgisayarlarda açıp 3C Max programlarında renderlarına, ölçülerine kadar her şeyin anahtar teslim yapabiliyoruz. Yani bir mimarın Amerika'dan bize sadece evinin CD'sini göndermesi yeterli. Biz onunla her şeyi gerisini hallediyoruz. Müşterilerimiz için kolaylaştırıyoruz. Evet. Bir farkımız da bu herhalde. Evet, kesinlikle. Peki TÜMAŞ olarak son olarak izleyicilerimize sektörle alakalı neler ileteceksiniz? Son görüşlerinizi alalım o zaman. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bunu hepimiz her alanda yaşıyoruz. Ama biz buradan sizin aracılığınızla, kamuoyumuza, bizi izleyen insanlara, sektörümüz de zor bir süreçten geçiyor. Sektörümüze destek olmaya çalışalım. Onlar bize yardımcı olmaya çalışsınlar. Yurt içinde kullanılan projelerde daha çok Türk taşlarını kullanmanın yollarını arayalım. Bize yerli ürünlerin kullanılması noktasında yardımcı olsunlar. Bize yani seramik yerine mermer kullanmayı düşünsünler. Doğal malzemelerle evlerini donatsınlar. Mimarlarımız, inşaat mühendislerimiz veya proje sahipleri Türk mermercisiyle daha sık bir araya gelsin. Daha sık bir araya gelirsek gücümüzü, potansiyelimizi görür. Ona göre birbirimizi daha iyi değerlendirir ve birbirimize daha net paralar da kazandırırız ve sanayimizi ve mimarimizi güçlendiririz ve önümüzdeki yıllara, süreçlere ayakta kalarak daha iyi zamanlarda, daha güzel projelerde daha büyük işler yapabiliriz. İnşallah diyelim. Başarılar diliyoruz sizlere ve teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Bu fırsatı verdiğiniz için. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için durağımız İzmir'deydik. 2018 Mermer Fuarı'nı ziyaret ediyoruz sizler için ve sizlere TÜMAŞ'tan sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.